Arkadaşlar tekrardan hepinize merhabalar. Bu videomuzda ne yapıyoruz? Sinüsoidler, fazörler, polar formlar bunların hepsiyle ilgili bir örnek daha çözüyor olacağız. Şimdi soru bize demiş ki I eşittir eksi 3 artı C4 şeklinde verilmiş bir karmaşık sayım var. Tabii ki bu bir akım değerine ait. Bu benim için nedir arkadaşlar? Karmaşık sayıda verilmiş bir akım. Bunun sinüsoid halini elde edebilmem için nelere ihtiyacım var? Bir kere her şeyden önce şunu düşünelim. Sinüsoidden fazöre geçerken fazörler iki tane bilgi taşıyor. Bunlardan bir tanesi büyük büyüklük değil mi? İkincisi de nedir? Faz açısıdır. O zaman ben burada bana eksi 3 artı j4 olarak verilmiş formu ne yapmalıyım arkadaşlar? Herhangi bir şekilde r ve teta açısıyla ifade etmeliyim. r'yi nasıl ifade edeceğim? r dediğim şey benim için şöyle yapalım. Neydi? Kök içerisinde arkadaşlar a kare artı b kare idi ve teta açımda neydi? Burada arctanjant alıyordum aslında değil mi? Arctanjant eksi 4 bölü 3 çıkacak mesela burada ama normalde b bölü a olarak ifade edebiliyordum. E o zaman buradaki akımı arkadaşlar polar formda 5 büyüklük ile gösterebilirim. Çünkü 3'ün karesi artı 4'ün karesi 25 yaptı. E onun kökü de 5 yaptı. Daha sonrasında da arctanjant eksi 4 bölü 3 ile neyi bulacağım arkadaşlar? Teta açımı. Ki bunun aynısını bir önceki soruda da çözmüştük. Bu 126.87 çıkar. Bir önceki soruda değil de sanırım iki önceki soruda çözmüştük. Bu da bu şekilde bulunur. Peki bunu sinüsoide nasıl çevireceğiz? Şimdi biz biliyoruz ki sinüsoidden fazöre geçerken sinüsoidimiz her zaman kosin halinde, pardon kosinüs halinde değil mi? E, o zaman fazörden sinüsoide dönerken tekrar kosinüslü bir şey olacak elimde. Ve kosinüsün genel gösterimi, mesela bu bir akımdı değil mi pardon. Genel gösterimi nasıl olabilir mesela? IM çarpı deriz kosinüs. Omega t artı teta deriz değil mi? Bu şekilde göstermemiz gerekir. E demek ki buradaki akımı arkadaşlar şöyle gösterebilirim. Bakın ım dediğim şey büyüklük 5, kosinüs arkadaşlar. Burada omega t'yi bilmiyoruz. Bu bizim için frekans. Tekrar omega t olarak bırakabiliriz. Teta açımızda artı 126.87 derece olması gerekir arkadaşlar. Tabii ki amper. Bu sorunun ilk partı. İkinci partında ne yapacağız peki? İkinci parti biraz daha alengirli gözüküyor değil mi arkadaşlar? Ama çok da karmaşık bir durum yok aslında bizim için. Neden diye sorarsanız. Burada bir çarpma hali var arkadaşlar. Bakın şu hal j değil mi? Şöyle bir j'yi ayrı yazayım. Bir de 8 çarpı e üzeri eksi j20'yi. Bunların ikisini de ayrı ayrı polar formda ifade etmek istersem. J için neyim olur? e 90 derecem olur. Hocam nasıl yaptın bu kadar hızlı? Hemen bakalım. Şimdi burada j var değil mi? Bu aslında nedir arkadaşlar? 0 artı j'dir. Yani bunun reel kısmı 0 sadece sanal kısmı var. E o zaman ne diyebilirim ben? Bunun sanal kısmında da büyüklüğün 1 olduğunu görebiliyorum. R değerim ne olacaktır? Kök 1 yani buradan 1 elde edeceğim. Peki arktanjant teta değerim ki bu bana neyi verir arkadaşlar? Arktanjant teta dedim değil mi? Öyle dememem lazım da tanjant b bölü a diyelim ki burada tanjant ne olur o 1 bölü 0 bakın şu şekilde yazalım tanjant 1 bölü 0 bu da nedir arkadaşlar sonsuza yaklaşır aslında ve tanjantın grafiğine göre burada da 90 derece elde etmiş oluruz işte böyle çeviriyorum hocam tanjantın grafiği dedin kafa karıştırdın karıştırmayalım o zaman hemen şuraya bir tane tanjantın grafiğini çizelim bakın şu nokta pi bölü 2 olsun arkadaşlar şurası da eksi pi bölü 2 değil mi tanjantımızın aynen şöyle bir grafiği olur bakın sonsuza gider pi bölü 2'ye yaklaşırken. Eksi sonsuza gider eksi pi bölü 2'ye yaklaşırken bu şekilde bir grafik. Buradan da ne anlıyoruz? 90 dereceymiş. Bunu bu şekilde çevirdik. E peki hocam diğerini nasıl çevireceğiz? Burada üstel fonksiyon falan filan var. Nasıl olacak? Arkadaşlar şunu hatırlıyor muyuz? Herhangi bir karmaşık sayı ifade ederken 3 tane gösterimimiz vardı. Bunlardan biri standart gösterim. Ona ne diyorduk mesela? a artı jb diyorduk değil mi? Diğeri polar gösterimdi. Onu da şu şekilde gösteriyorduk. E diğeri de üstel fonksiyon ile gösterimdi. O da şöyleydi bakın. r çarpı e üzeri j çarpı teta. E bu böyleyse ben buradan neyi görüyorum? Bakın kalemin rengini değiştireyim. Benim R dediğim değer neymiş arkadaşlar? 8'miş. Peki teta dediğim değer neymiş? Teta dediğim değer de burada gayet açık bir şekilde. Eksi 20 değil mi? E o zaman ben de bunu polar formda 8'e eksi 20 olarak gösterebilirim bunu da yaptıysam şimdi bu iki tane polar formun çarpım halinde olduğunu biliyorum. Bakın 1'e 90 derece değil mi? Onu şöyle yazdım. Diğeri de 8'e eksi 20 derece. Bunları da totalde nasıl yazabilirim? Bakın 8'e 70 derece. İşte bu benim final fazörümdür ve bunu da çok rahat arkadaşlar neye çevirebilirim? Sinüsoid haline çevirebilirim. Büyüklüğüm 8 bakın. Çarpı diyorum. Kosinüs. Frekansı bilmediğim için omega t koydum. Artı 70 derece dedim ve cevabım bu olmuş oldu. Tabii ki burada arkadaşlar birim volt olacak. Neden? Çünkü burada voltajdan bahsediyoruz. İşte denklemi de bu şekilde yazabilmiş oldum arkadaşlar. Bir sonraki videoda buna çok benzer bir şey yapacağız. Hatta daha kolay örnekler olacak. O videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti Türk milleti çekindir.